Bir sahur vaktinden hepinize merhabalar güzellerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat şu anda 3.10 geçiyor. Evet, dün birlikte katmer yapmıştık. Şimdi yine hep birlikte ne yapacağız? Pişireceğiz. Hemen sizlere bir hal hatır sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız maşallah bombiş bombiş. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Tezgahın üzerine birazcık un serpiştirdim. Şimdi de katmerimi açacağım. Fatih Bey de gaz lambasıyla uğraşıyor. Gaz lambası eşliğinde kahve sohbeti yapamadık. Bir sahur yapalım dedi. Fitilini falan yağını şey yapmaya çalışıyor, ayarlamaya çalışıyor. Fatih Bey, kolay gelsin. Ay bu adam. Bırak dedim, daha sonra yaparsın. Yok yok, yapayım dedi. İyi dedim ben de. Sen onunla uğraşırsın. Heh. Evet, ben de boş durmayayım. Gaz lambasıyla oynaşayım dedi. Şimdi ben tavamı şöyle bir yağlayayım, az bir şey. Ocağımın altı da şu anda yanıyor. Yağımız yavaş yavaş kızsın. Sizleri de birazcık aşağı eğeyim de. Şakşuka'dan haberler vereyim. Maşallah iyi. Ben videoyu sonlandırdıktan sonra bayağı bir aşağıda bekledim. Onunla birlikte o sepetin içinde oturduk şeye, koltuğa, oraya. Yani bir böyle kendine geldi, tekrar uyudu, kendine geldi. O sakinleştiricinin şeyini atamadı üzerinden. Neyse, hava serinledi. Hadi dedim, yukarı çıkalım seninle şakşuka. Aldım onu. Sepette uyuyor. Aşağıda bırakamam. Kendine gelir bir an, böyle sepetten çıkar, gitmeye çalışır. Gene orada yığılır kalır, uyur. Neyse, çıktık yukarı. Koydum sobanın yanına, ben de divana oturdum. Fatih'in gelmesini bekledik. Fatih geldi ama şakşuka hala kendine gelemedi. Çok şeydi değil mi Fatih hali ya? Böyle boş boş bakıyor işte, o şey etkisi. Onu kafayı sersem gibi etti. Zaten şey de böyle bir ruhunda miskinlik de var. Böyle bir uyuşukluk da var. Sakinleştiriciyi de yiyince iyice bizimki uçtu. Koptu dünyadan. Üzüldüm o haline. Neyse işte Fatih geldi. Yine bir saat beraber oturduk değil mi onunla Fatih? Evet. Heh. Sonra bir ayaklanmaya başladı bu. Kuşlar dikkatini çekti. Şimdi Ozan cak 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 bağırıyor falan. Diğerleri de coşuyor, uçuşuyorlar falan odanın içinde. Şöyle bir kafasını kaldırdı. Dikti gözleri, öyle bakıyor. Sonra bu biraz hareketlendi. Kuşları da görünce. He dedim, sen yavaş yavaş kendine gelmeye başladın. Sonra aşağı indirdik. Onu birazcık yürüttük. Mama falan, su. Az bir şey mama yedi. Su içti. Sonra da depoya, canlarım. Onu depoya koydum. Yine dışarı bırakmadım. Ne olur ne olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda depoda. Az önce Fatih indi işte, baktı. Uyuyormuş sepetin içinde. Sepet. Bebeklerle Beşiktaş'a şey yapmıştım. Kısmet şakşukaymış. Sepette o yattı. İyi iyi. Kedimiz iyi. Sizler de üzüldünüz o haline. Hakikaten ya. Yani en nihayetinde canlı.
Şunu alayım yanıma. Bir de tabak alayım ya, tepsi. Şunun içine koyarım. Çayımı falan demledim. Sobanın üzerinde yumurtalar haşlandı, kahvaltılıklar hazırlandı. İşte kaçmaş olur olmaz hemen yer soframızı sobanın yanına kuruvereceğiz. Camimizin de ışıkları yanıyor, ne güzel yeşil yeşil. Sizlere sofraya oturmadan bir göstereyim. Özel günlerde yanıyor, kandillerde falan böyle. Çok güzel oluyor. Oldu mu Fatih? Gaz lambamız? Harika. Kusura bakmayın, sesim de ara ara gidip geliyor. Daha açılmadı ses. Böyle çatallı çatallı. Şimdi ilk bir sıvı yağ gezdirdim. Bundan sonra yağlamayacağım. Diğer üçünü pişirirken gerek yok. Zaten içinde de tereyağı var. Geliyor Fatih. Elinde gaz lambasıyla. Elimde bir kandil dolanıyorum. Orhan Gencebay'ın şarkısı. Lambayı kapatacak, kapattı. Oo, aydınlattı be. Aydınlattı da şeyin, antremizin ışığı yanıyor ya. Ver onu bana. Şuraya koyayım, onu bir kapatıver. Ay, eskiden işte böyleydi. Güzellerim. Gaz lambası. Sence açabiliriz ama. Yok yok, ama çok fazlaşma da burada patlama yaşamayalım şimdi, bir heyecan. Ay şu gaz lambasının şeyini hiçbir şey veremiyor, öyle el feneriydi, ışıldaktı, kıkırdaktı. Var ya. Onların hiçbiri bunun kadar zevkli değil. Yalnız katmerim şey olmasın da Fatih. Tamam, açıyorum. Aç aç, yanmasın da. Sen bunu as bakalım da, bu böyle yavaş yavaş ısına dursun aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Mis mis vallahi. İşte böyle uzun süre dolapta bekleyince, dünkü videoda da söyledim, daha güzel oluyor. Daha lezzetli. Sen mi yedin ekmeğin burnunu? Evet. Fatih çok sever şu kıyısını yemeği. Şurayı götürmüş. Görüyorsunuz. Evet. Soframız da hazır. Maşallah soframıza. Katmerler, tahin pekmez, yumurta, tereyağı, zeytin, peynir, domates, salatalık. Bizim sahur menümüz bu. Şimdi sofraya oturmadan sizlere camimizin ışıklarını bir göstereyim. Ondan sonra hep birlikte soframıza otururuz. Ay nasıl güzel yeşil yeşil. Dışarısı da buz gibi. Şu şekilde güzellerim. Yakınlaştıramıyorum. Şimdi yakınlaştırırsam görüntü kalitesi iyice düşecek. Karanlık olduğundan. Köyümüzün ışıkları. Girelim artık içeri. Ay dede de az önce ötüyordu. Ürü ürü diye. Onların kümesini de göstereyim. Sesle mi bakayım, senin sesine belki. Ay dede. Oğlum. Öt bakayım oğlum. Öt oğlum. Yok. Fatih.
yok. Ötesi yok. Ay, dışarısı nasıl soğuk. Gaz lambasında romantik sabur. Ay, o yan ekrandan nasıl güzel görünüyor görüntü. Bak, ben buna şey yapacaktım. Tel toka. Yok, onu az açtım, ısındı ya artık. Şimdi bir şey olmaz artık. Sıcak tabii ki. İnşallah şey değildir ama buradan bakınca güzel görünüyor benimkiler be. Değil mi Fatih? Yani biraz daha Fatih Bey'e çevirelim. Vallahi tam nostaljik oldu. Şimdi var ya, böyle hepimiz olsak burada, aha, diyebilirsiniz kadın, hepimiz nasıl dolduralım odayı. İşte hayal kuralım. Hayal kuralım ama hayallerimiz inşallah bir gün gerçek olur. Bir kere söylemiştim, biliyorsunuz değil mi? Evimiz olduğunda sizleri davet edeceğim. Bir gün ayarlayacağız. Gelmek isteyen inşallah gelecek. Şöyle o koca bahçede yayılacağız hepimiz. Eğlence yapacağız. Yemeli, içmeli. Oynamalı, gülmeli. Hadi bakalım Fatih Bey, şu katmerden şöyle ikiye böl. Yarısı sana, yarısı bana. Ne demişler? Ne demişler? Ben suyumu kana kana içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Ekmeğimi böldüm, seninle birlikte yedim. Değil mi? İkimize de afiyet olsun. Evet, kat kat. Görmüyorsunuz şu anda ama kusura bakmayın. Biz buradayız, biz buradayız. Görülmesek de. Nostaljik takılıyoruz şu anda. Hı-hı. Pek de lezzetli. Sadece onu yiyeceksin. Aynen, sadece katmeri ye, tamam. Yarabbi şükür de kalk sofradan. Şimdi bu video inşallah böyle sahurda başladık. Allah'ın izniyle de İftarda hep birlikte bitireceğiz. Güzellerim, hem sahur hem iftar. İlk sahurumuz, ilk iftarımız olacak. Şimdi şey yapalım. Biz gidelim. Yani gidelim derken videoyu sonlandırmayalım. Devamı gelecek. Anladınız siz onu. Biz şimdi karnımızı doyuralım. Güzellerim. Gün aydınlandığında tekrar yanınıza geleceğim. Tabii Fatih Bey işe gitmiş olacak, ben geleceğim. Aynen, akşama görüşürüz. Evet. Günümüz pırıl pırıl bir güneşle Allah'ın izniyle aydınlandı. Saat şu anda 10:30. Ben 8:30'da kalktım. Birazcık evin işini hallettim. Ondan sonra tekrar sizin yanınıza geldim. Şakşuka. Pis 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 pis. Kedim, maşallah kendine iyice geldi. Hemen zaten aşağı indim. Uyanınca ilk işim ona bakmak oldu. Öyle sepette yatıyor. Dışarı çıktık beraber, karnını falan doyurdum. Suyunu verdim. Gerçi depoya da koymuştuk ama ondan yememiş. Hiç ellememiş mamasına. Dışarıya çıkınca yedi. Güzel kedim benim. Ufucuk oldu, ufucuk oldu patisi. Bizde öyle derler. Bebekler düştüğünde ya da çocuklar bir yerleri böyle yaralandığında ufucuk oldu, ufucuk oldu deriz. Tatlı kedim. İnşallah yakın zamanda sağlığına kavuşacak. Güneş doğurdu, otlanıyor. Yıldız da hemen karşıda. Oh, mis gibi bir hava. Bu güzel havada birkaç tane çiçek ekilir değil mi Beşiktaş? He? Ekilir vallahi. Şimdi saksımı getireyim.
Evet. Şunlar. Gösterdim ya. Kocaman kocaman oldular. Büyüyenleri bahçeye saksıya. Böyle ufak tefek bahçe işleri yapa yapa akşamı edelim. Kendimizi fazla yormadan. Aslında yine bir yabani ot operasyonu aklımdan geçiyor da. Dur bakalım. Şu dutun çevresi. Oradaki otları bir temizleyeyim diyorum. Dutun altına da ya da kenarlarına da çiçek ekmeyi düşünüyorum. Göstereyim sizlere. Gerçi gördünüz de. Dur böyle anlatırken göstermek daha şey. Şuradaki otlar. Komple etrafını temizleyip içini falan hazırlamak lazım. Demin yaralı. Ah, ah. Ah benimkiydim. Benim elim iyileşti. Senin patin hasta oldu. Ya Beşiktaş. Bugün senin yavruları seveceğim ama Beşiktaş, biliyor musun? Veterinerle konuştuk dedim. Ona da bir sorayım. Alabilir miyim elime? Al abla al dedi. Hatta veteriner aldı vallahi, gözümün önünde onları bir sevdi bir sevdi içim gitti. Üçünü de aldı, hem cinsiyetlerine baktı. Hem de seviverdi o şeyle. İnşallah uyuyorlar şimdi. Aşağı inerken baktım da. Minnoşlar birazcık uyansınlar. Ondan sonra. Çok renkli papatyamı da sizlerle konuşurken saksıya ettim. Esma Sultan'la konuştuk. Onlar da gidiyorlarmış. Annesi bile kız kardeşi ya bugün ya da yarın gidecekmiş. Edirne'de yaşayan, Antalya'da yaşayan gitti. O Allah'ın izniyle gitti. Esma diyor ki çok üzünlüyüm. Üzülme üzülme dedim. Gene gelir. Allah'ın izniyle gelir. Evet, bu burada dursun. Şimdi şurada değil, iki tane daha büyük olan var. Onları da bir yerlere bastırayım. Beşiktaş, ne güzel aşağıda yatıyordun sen ya. Niye geldin şimdi peşimden? Bebekleri sevecektim. Diğer çiçekleri de şeye, havuzun kenarına ektim. Şöyle 3-5 tane. O sıra şakşuka ile ikisi öyle güneşleniyordu. Hemen dedim yukarıya çıkayım. Bebekleri birazcık mıncırayım. Şey, müezza dediğim uyanık. Gel bakalım. Hanginizi alayım? Hepiniz birbirinizden güzelsiniz. Seni aldım. Ablaları, abileri. Hele hele. Şurada beni de var, beni de var. Görüyorsunuz mu dudağında? Yok kızım, seviyorum. İyi bari, öyle bakıyor. Bana sürtünüyor şu anda Beşiktaş. Güzel gözlü, güzel gözlü. Tatlı gözlü. Şirin gözlü. Oy, ben seni yaradana kurban olmam mı? Olurum tabii. Çok tatlısın. Pek güzelsin. Ben sizin yürüdüğünüzü de göreceğim mi? İnşallah. İnşallah pıtır pıtır yürüdüklerini de göreceğim. Beşiktaş şimdi oraya yattı. Diğerlerini alamayacağım. Tamam, al kızım. Al kızım, tamam hadi. Diğer ikisi şey yapıyor. Şu anda emiyorlar. Bazı arkadaşlar soruyor. Hani yavruları sahiplendireceğim mi diye. Yok. Sahiplendirmeyeceğim. Üçü de inşallah bizimle kalacak. Aşılarını falan yaptıracağız. Ona da zaman var. Veteriner Bey'le o konuları da konuştuk. Kendisi de not aldı. Cep telefonuna şey yaptı, ajandasına kaydetti. Üçü de bizimle. Nasıl vereyim bunları?
Nasıl vereyim? Burada pıtır pıtır bahçenin içinde gezinecekler Allah'ın izniyle. Şimdi müezza dediğime ben böyle dişi şeyiyle bakıyordum. Erkek çıktı ama isimlerini değiştirmeyeceğim ya. Olsun. Şimdi diyebilirsiniz. Hani müezza kız ismi falan diye. Bilmiyorum müezza hani kız ismi. Hani bir erkek diye koysak olsun bir şey olmaz. Müezza Kıtmir. Bir arkadaş da geçenlerde üçüncüye isim bulamamıştık ya. Yazanlar oldu. Hepiniz yazdınız işte kedi isimleri falan diye. Bir arkadaş Nazar demiş. Nazar koysana. Bak çok güzel. Nazar olabilir. Sonra Haylaz olabilir. Haylaz mı Nazar mı? Hadi. İki tane sizlere şey yapayım. Seçenek. Şimdi çok çok seçenek olunca insanın şeyi de aklı da karışıyor. Ya Nazar ya da Haylaz isimsiz olana. Hangisi çoğunlukta olursa onu koyarız. Değil mi? Bitik bitikler. İftar menümün ilk yemeğini yapmaya başladım. Mercimek çorbası. Evet, Bismillahirrahmanirrahim dedim. Mutfağa girdim, sabah erkenden şu çorbayı yapalım, aradan çıksın. Günün ilerleyen saatlerinde de menümüzün devamı gelecek. Şimdi birçoğunuz benim mercimek çorbamı merak ediyordunuz. Nasıl yaptığımı. Ara ara videoların altına yorum olarak yazdınız. Bizlerle paylaş diye. Şimdi hayatım ben tencerenin içine yaklaşık şöyle bir su bardağı kadar mercimeği koymadım. Hemen tencerenin içine koymadım. Şöyle süzgece koydum. İyice yıkadım. Yani o mercimeği ne kadar iyi yıkarsanız o kadar çorba lezzetli. Hani hemen bir sudan böyle tutayım geçireyim. Hop tencereye yapmayın. Çok iyi yıkanması lazım. O tozu topalağı falan gidecek. Bu bir. Ondan sonra yıkandı mercimekler girdi tencerenin içine. Bir adet patates. Kabuğunu soydum küp küp doğradım mercimeklerin üstüne. Ondan sonra bir adet soğan. Onu da aynı şekilde küp küp minik minik doğradım. Birazdan suyunu dolduracağım. Ondan sonra da tuzunu ekleyeceğim. Evet bu şekilde. Yani değişik bir şey inanın yapmıyorum. Mesela önceden ben özellikle Hak'tan bebekken içine havuç, sarımsak, kırmızı kapya biber falan da koyardım. Hani daha böyle vitaminli falan olsun diye. Ondan sonra yıllar geçtikçe sadece patates, soğan. Aslında havuç falan sarımsak koyuyordum da Fatih istemiyor. Hani sarımsak hakikaten havuç da öyle bak. Birazcık mercimek çorbasının tadını değiştiriyor. Hele sarımsak biraz değil bayağı değiştiriyor. O yüzden artık bu şekilde yapıyorum. Ondan sonra mesela bunu ocağa koyduk. Kaynamaya başladı. Bilirsiniz köpürür. O köpüğü sık sık temizlemek lazım. Yani hiç köpük kalmayacak. Mesela ilkini temizlediniz, baktınız 5 dakika 10 dakika sonra gene köpürmüş. Alın, sürekli alın. Yani içindeki mercimek falan, patates, soğan haşlanana kadar, yumuşayana kadar mutlaka o köpüğü temizleyin. Eğer köpüğü temizlemezseniz o şekilde kalırsa kötü oluyor tadı. Bilginiz olsun. Birincisi mercimek çok iyi yıkanacak. İkincisi köpük sürekli temizlenecek. Bir de bunu tereyağlı yaparsanız daha lezzetli oluyor. Mesela haşlandı malzemeler. Ben başka bir kasenin içine alıyorum. Güzelce rondodan geçiriyorum. Pütür pütür kalmıyor. İncecik oluyor. Ondan sonra tenceremi ocağa, bir yemek kaşığı tereyağı, ondan sonra çorbamı güzelce tencerenin içine. Bu kadar. İnşallah iyi anlatabilmişimdir. Ama bak püf noktaları mercimeğin, tekrar söylüyorum, iyi yıkanması. Hemen öyle sudan geçirip atmayın tencerenin içine. Çok iyi yıkayın. Hatta suda bekletin birazcık. Ondan sonra köpüğün arındırılması. Olay bu. Şimdi suyumuzu dolduralım. Çorbayı yaptıktan sonra ben tekrar bahçeye indim ve süs kabaklarını sağa sola serpiştiriverdim. Bak iki tanesi burada. Bu inşallah büyüdüğünde yavaş yavaş hem tellere hem şuna
dolanacak Allah'ın izniyle. İkisi burada. Ondan sonra şuraya da şey yaptım, ektim. Çeşit çeşit süs kabağı var elimde. Mini bal kabağı, minyatür kabak, ondan sonra kepçe kabağı, kuğu kabağı. Yani böyle sizlere gösterdim ya zamanında. 4-5 tane almıştım çeşit çeşit. Biri burada, biri burada. Bunlar da büyüdükçe şöyle dolanır diye düşünüyorum. Olmazsa Fatih böyle paletlerle destek de yapar. İkisi de şurada. Loki'nin arkasında. Değil mi Loki? Allah'tan buraya girmiyorlar, eşelemiyorlar. O yüzden zaten buralara böyle serpiştiriverdim. Bunlar da şöyle dolanırlar diye düşünüyorum. Bakalım. İlerleyen zaman içerisinde göreceğiz. Fatma Hanım da orada. Evet, az önce geldi. Şu anda ot yoluyor. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin desene. Ama gelecek birazdan değil mi? Şu kısmı da ben temizleyeceğim. Bak şuraya da kabak ektim. Fatma. Bunlar da büyüdüğünde şöyle asmaya dolanır oradan buraya. Bir şekilde iple falan bağlarız büyüdükçe. Evet evet. Dolandırırız. İple destekle. Maşallah kız. Burayı ne güzel temizledin. Ellerine kollarına sağlık. Ben de bu taraftan. Fatma, dün de konuştuk ya, bahçe işleriyle ilgilenmeyi seviyor. Özellikle ot yolmak. Uzmanlık alanı. Aynen. Değil mi? Esma annesinin yanındaymış şu anda. Ravza da buradaydı. Az önce şuradan geçtiler Firdevs'le birlikte. Kızlar burada. Fatma, burayı bitireyim de tekrar mutfağa gireceğim ben, biliyor musun? Yemek için. Ya bu Ebru ablanın hiç işi bitmiyor. Hiç. Değil mi? Ama bitmesin be Fatma. Hı. İş olmazsa ne yaparız? Öyle şey gibi, köşe yastığı gibi, minder gibi otururuz. Hı. O da bize gelmez yani. Düşünsene sabahtan akşama kadar otur otur otur. İnsanın canı sıkılır. Ben bile bunu aldım. Ya? Birkaç kişi daha boyadım. Kız, boyadın mı? Maşallah sana. Şurada hemen. Oradan dur bakayım bir. Ana. Arı arı. Arı maya. Ha, şurada bak, görüyor musunuz? Ay Fatma, o şey var ya. Varil varil. Heh. Aslında onu var ya düz beyaza boyayacağım. Üzerine de aynı şu kümesin üzerindeki çiçekler var ya. Aynı. Nasıl güzel olur. Bir de yukarı havalanın bir çiçeği var. Hanın diktiğinde sarıkıya. Evet. Ondan da bir dikti. Dikeceksin. Bir köşede koyacaksın. Onu var ya, babana soralım da. Onu kullanmıyorsa... İkiye böldürelim. Yok yok. Kullanmıyor mu? Hatta şurada da var bir tane. Ha, şu aşağıda. Aynen aynen. Bak şununla başlayabiliriz Fatma. Onu Fatih abin ikiye böler. Birini bir köşeye, birini bir köşeye. Ondan sonra güzelce bembeyaz boyarız. Üstüne de çiçek, böcek, canımız ne isterse çizeriz. Evet. Çok güzel olur. Şey yaparız hatta. Ne yaparız? Ha Allah. Hay sen söyle bakayım bir. Hani şuraya sen diyene. Gel çeşitli gibi yaptın ya. Evet. Tam da gireceğimiz yere. Biri şurada, biri şurada atırsın. E tamam, niye olmaz? Çok da güzel olur. Allah. Lastik var, ağaçlar var. Ya biz sığdırırız. Gel buraya. Gel arkamdan. Öyle bir sığdırırız ki. Ölçüsünü alırız. Bak şimdi hayatım.
Bak şu köşede mavi lastik var, görüyor musun? İncirin dibinde. O mavi lastiği biraz böyle kenara çekeriz. Bir tanesini oraya koyduk mu? Koyduk. Ondan sonra bak hayatım. Burası olmazsa, burası dar gelirse birini de oraya koyduk mu? Koyduk. Evet. Oldu mu? Oldu. Yani daha ne olsun, şükürler olsun. Bak ikisini şuraya kestim Fatih abin de hafta sonu. Oraya koyarız, ondan sonra boyama işlemini yaparız orada. Çok güzel. Vallahi çok güzel olur Fatma. Nasıl güzel olur. İçine de çiçekler, böyle sarkan çiçek. İstediğimiz çiçekten ekeriz. Ay, hadi gel. Gel, şişelerini de gördük, mavi beyaz. Onlar da pek güzel, bana bak. Onlardan bir iki tane bana ver de şöyle köşelere falan koyalım. Onlara. Onlar iyice kurusun. Onları o deden kurumuş mudur? O zaman birazdan gidip alalım onu oradan. Deden de o şeylerden, tüylerden. Evet ya, bıraktım hadi. Tamam, sen dedene söyle. Yolu o tarafa düştüğü zaman bizim için şöyle öbek öbek toplasın. Annenin mevzu sana getirdi. Onları da içine koyarız. Mis mis. Gerçekten. Ondan sonra otururuz, seyrederiz. Gel bakalım. Gel devam edelim. Az bir şey kaldı zaten. Çoğunu sen yaptın. Artık azını da bir zahmet ben yapayım değil mi Fatma? Yani desene Ebru abla, bir zahmet sen de elini değdiriver. Saat şu anda 5:10 geçiyor canlarım. Fatma ile ikimizin bahçede işi bittikten sonra Fatma evine gitti. Ben de doğru mutfağa çıktım ve iftar menümüzün ana yemeğini yapıverdim. Şu anda iki tane tepsi görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bizim, bir tanesi de Esma Sultanların. Şimdi ikisinin de üzerini güzelce streçleyeceğim. Artık akşam ezanına yarım saat kala bu güzellikleri fırına göndereceğim. Yani tabii fırına göndermeden önce güzelce bir sos hazırlarım. Salçalı sos. Ondan sonra zaten fırında da 15 dakika içerisinde pişer, hazır olur. Çünkü içindekiler pişmiş. Yani çok fazla pişmiş değil de önden ben patlıcanları birazcık kızarttım. Köfteleri de aynı şekilde. Dediğim gibi İkisi de 15 dakika içerisinde pişecektir Allah'ın izniyle. Ben bu fırında köfteli patlıcanı yaparken bu şekilde yapıyorum. Hani sizler isterseniz çiğden de yapabilirsiniz ama bu şekilde köfteyle patlıcanı önden birazcık kızarttığınızda yemeğiniz daha lezzetli oluyor. Bak, denemeyiniz varsa mutlaka deneyin. Şimdi birazcık oturayım, dinleneyim de tekrar bahçeye inelim. Ay, birazcık daha otursaydım oturduğum yerde uyuyup kalacaktım benimkiler. İnanın. Neredeyse içim geçiyordu. İyi ki sobayı yakmamışım. Bir ara sobayı yaksam mı diye düşündüm. Yaksaydım sobayı, işte o zaman uyurdum. O da sıcacık. Oh, kadın da uyuklamak istiyor biraz biraz. Uyku bastırdı. Yemek yaparken de öyle. Ya bahçe. Bir saat daha bahçede kendimi oyalayacağım. Zaten o sıra Fatih Bey de gelmiş olur. Şimdi Fatih geldiğinde hemen bir pirinç pilavı, bir de cacık. Mis mis. Menümüz tamamlanmış olacak o ikiliyle. Sizlere şurayı da bir göstereyim. Evet, Fatma ile ikimizin ellerine sağlık. Pek güzel yaptık orayı. Güzelce toprağı ben bir çapaladım, bir de gübreledim. Tekrar çapayla, üstünden de tırmıkla geçtim. İnşallah buraya da çiçek. Şöyle ay şeklinde şuraya kadar çiçek ekeceğim. Bir de şu iç kısımlara ekeriz, tamam. Kızlar da ne güzel otlanıyorlar bak. Ay dede de başlarında kaşınıyor. Dolan kadın, dolan. Fatmacığım baklalarımı da suladı. Sağ olsun. Güzel kızım benim. Ne güzel, bana arkadaş oluyor iki günden beri. Diyor ki, Ebru abla yarın da şuraları temizleyelim mi? Dedim temizleyelim. Sen nasıl istersen. Şimdi tek başıma oldun mu? Dünkü videoda da dedim ya. Niyet var. İstek yok. Aklımda
Ha bugün ha yarın, yani yabani otları mecbur temizlemek zorundayım. Özellikle burayı mesela. Baksanıza nasıl şey yaptılar, boylandılar. Şimdi Fatma iki günden beri beni teşvik ediyor. O şimdi yapınca ben de onunla birlikte hayda ikimiz otları temizliyoruz. İyi dedim ona. Sen bilirsin. Buraları da inşallah bakalım. Yarın temizleriz yavaş yavaş. Aslında hava serinledi. Yani bu serinlik olmasa ki şöyle mezan saatine kadar da iyice serinler. Şurada masada bir iftar. Nasıl güzel olurdu. Yani. Ama maalesef işte havalar bir ısınsın. Bahçede daha sonra inşallah iftarımızı bol bol yapacağız. Fatih Bey geldi. Elinde Ramazan pidesiyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak. Gençler seni nasıl karşılıyor? Büyük bir mutluluk, sevinç. Çok tehlikeli. Çıkmak üzere. Evet. Burayı. Oradan çıkıp gidecekler. Yok oradan değil, kapıdan. Gördün Pofidi'yi. Evet, ekmeğin kokusunu aldılar. Evet, evet. Sen gel. Ben mi geleyim? Gel. Hop, kurtardık. Pideleri. Pideleri kurtardık. Tamam, otur, 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 otur. Hayır, hayır. Ya Fatih, azıcık verelim ucundan be. Göz hakkıdır. Dur. Al. Yumurtalı pide koktu değil mi? İyi akşamlar hayır, gençler. Üstümü batırma. Hayır. Hayırlı Ramazanlar. Bak hele bak. Gel. Loki. Koş. Pofidik. Koş. Fatih şunu ikiye bölüver de ver. Karınları tok gerçi de. Dedim ya göz hakkı. Hadi. Yıkan onu. Pofidik'e ver onu. Pofidik. Ya Loki. Pofi diye ver. Tamam, tamam. Yediniz, tadına baktınız pidenin. Pideyi kapıyorsun hemen. Bak. Bak şimdi ya, kavga edecekler. Ha. İyi. Cüp diye yutuyor. Loki hızlı yiyor. Pofidik yavaş. Pofidik böyle şey, tadını çıkarıyor. Böyle önüne alıyor. Aynen öyle. Oğlum sakin ol. Çiğnemeden yutuyor ya. Mide nasıl hazmediyor bilmem. Vallahi İkisi billahi. Çok farklı yani. Hem ne hem ne. Oo, nasıl oldu bu yaramaz? Bu yara... Aa, kız şeyi çıkarmış ya. Bak şimdi çıkmış demek ki bu orada. Aa, ama gündüzden beri uğraşıyordu. Bak. Veteriner arkadaş çıkaramaz, sağlam yaptım dedi ama bizimkine dayanmadı. Vallahi çıkardı. Üzerindeki de şey mavi bir sprey sıktıydı. Hani mikrop falan kapmasın diye. Yine iyi hayatım. Akşama kadar durduysa. Ne bileyim hayatım ya. Bak şimdi. Bir sakıncası olur mu acaba? Takmaya çalışalım mı? Takamazsın. Nasıl takacaksın onu ya? Sarmaya daha doğru. Neyse akşam iftardan sonra ararız da. Sorarız bizimki çıkardı bunu diye. Basabildin mi? Hı? Bak ya aslında dur. Bas işte. O dur. Bas. Ya Allah Allah. Ne diyeceğimi şaşırttı bana. Dur. Neyse antibiyotini falan vurundu. İlacını şey yapıyor. İnşallah bir şey olmaz. Gene dediğim gibi soralım da. Bas bakayım hadi. Basamıyor hayatım. Ayağı şey patisi hala yukarıda. Sen de bas diyorsun. Bas bakayım oğlum. Oy. Tövbe estağfurullah. Sakin, sakin. Sen bak. Ne yaptın hayatım? Ben ne yaptım? Ben değil de Fatma ile ikimiz. Bak şuranın otlarını güzelce yolduk. Temizledik, çapaladık, gübreledik. Bahçeyle uğraştık. Çiçek ekimi. Şuraya ne ektiğini merak ettim. Oraya aslan ağzı. Unuttum, soramadım. Aslan ağzı. Hmm. Hı hı. O köşeye de iki tane süs kabağı ektim. Oğlanların olduğu yere de süs kabağı. Artık o çitleri geçemiyorlar ya. Şuraya da süs kabağı. Her yerimiz kabak oldu. Hadi bakalım.
Bu depodaki gibi şeyi verecek mi mesela olduğu zaman? Tabii inşallah iyi bakarsak, yerini severse bu arkadaşlar öyle kabak verecekler bol bol bize. Sen de ne yapacaksın onlara? Oyacaksın oyacaksın. Gece lambası yapacaksın kabaktan. Kabakçı teyze. Kabakçı teyze. Kabaklarım döküldü toplayamadım. Ben yukarı çıkıyorum hayatım. Pilavımı yapayım. Pilavım da hazır beklesin. Cacığı falan hallettim. Sürpriz mi? Ne? Yemekte ne var, sürpriz mi? Sürpriz olsun. Tamam. Fırın yemeği. Tamam, o zaman ben bir odun ayarlayayım. Tamam. Odun halledeyim. Hadi yukarıda görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Ezanın okunmasına tam 3 dakika kaldı canlarım. Ben iftar soframızı hazırladım. Esma Sultan da sağ olsun bana sarma göndermiş. Bir de yufka. Ellerine sağlık Esma Sultan'ın. Evet, soframız hazır. Şimdi akşam ezanının okunmasını bekleyeceğiz. Pek tatlı. Üstüne de birazcık su. Şükürler olsun Allah'ım sana. Karabiber verir misin? Pardon hayatım. Ben kendi yanıma çekiverdim. Çok mu acıktın kız? Karşılıktan gözüm beni bile görmüyor bak. Birazcık acıktım. Pideyi görünce bir tane yeter mi diye düşündüm böyle. Değil mi? Aynen. İki olsun, garanti olsun diyorsun. Yani aslında bir tane ikimize rahat yeter. Fazlasıyla. Bak işte ben bu çorbayla tamam. Yok, öyle deme. Öyle deme derken? Söyle de sen mi yedin şeyin burnunu? Lokeyle pofidik yedi. Aynen. Onlara kısmetmiş mi? Tabii tabii canım. Göz hakkı. O kadar böyle pideye şey yaptılar.
Aklıma şey geldi şimdi. Anneannem rahmetli nur içinde yatsın. Hani Loki ile Pofidik yedi ya ekmek işte. Kediler yedi falan. Anneannem şey derdi. Ramazan'ın ilk günü, birinci günü kurtlar, kuşlar, kediler, köpekler hep oruç tutar. Böyle derdi. Sizlerin de tutması lazım. O zaman böyle ufak ufaktık. Çocuklar alışkanlık olsun diye, öğrensin diye. Sonra işte küçük kardeşim Berrin. Neyse biz işte sahurumuzu yaptık bilmem ne. Sabah oldu kalktık. Berrin şimdi aklında kalmış ya. Kediler, köpekler, kurtlar, kuşlar oruç tutar. Kediye sen yemek ver. O da ye. Koştura koştura anneannemin yanına geldi. Sen neden yalan söylüyorsun da kediler oruç tutmuyormuş da. Anneanneme bir de ellerini şöyle koydu. Benim anneannem de şöyle koyar. Hesap sorar gibi. Anneannem de böyle koyar. Berrin de aynı şekilde. Niye yalan söylüyorsun falan bilmem ne. Aklıma o geldi şimdi. Şuradan bana bilirsin. Banarız. Ben de nihayet çorbamı bitirebildim. Kesin doymuşsundur şimdi. İşte yani. Nefis işte. Tabii zaten orucun özelliği yemek içmekten kısıtlama değil aslında amaç. Nefis, kötü konuşmamak, kalp kırmamak. Ya aç kalmak şey. Evet, gidelim mi artık? Ben ana yemeğe başlamadan izninizle burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar. Tutmuş olduğunuz oruçlar, yapmış olduğunuz ibadetler kabul eylesin inşallah. Amin. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Evet. Hepinizin de Ramazan'ı mübarek ola. Evet. Yani şu bir ayı dolu dolu yaşayalım. Bol bol ibadet edelim, dua edelim. Birbirimizin kalbini kırmayalım. Gül gibi geçinip gidelim işte. Yani aslında bu temenniler her zaman. Ama işte Ramazan ayının bir şeyliği var. Böyle maneviyat olarak yüksek. Böyle bizi bir şey yapıyor. Anladınız ne demek istediğimi. Hadi bakalım gidiyoruz. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinize her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.